Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda zigzag battaniyemizin yapımını anlatmıştık. Bugün sizinle birlikte zigzag battaniyemizin bu kenarındaki süsümüzün, modelimizin yapımına geçeceğiz. Bakın bu şekilde gayet düzgün duruyor. İstediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Sadece kenarına küçük bir nokta gidiyoruz ki şu görüntüler kaybolsun, şu birleşme noktaları kaybolsun, şu yapmış olduğumuz görüntüler kaybolsun. Onun için kenarına küçük bir model gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi küçücük bir model gittik. Siz biraz daha büyük bir model gidebilirsiniz ya da başka bir model gidebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve isteğinize kalmış bir şey. Şimdi dilerseniz diğer kısma da hep birlikte modelimize başlayalım. Diğer kısmın yapımına da hep birlikte başlayalım. Şimdi battaniyemizin kenar kısmını yine 3 numara tığıyla gidiyorum. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Modelin yapımında da 3 numara tığımı kullanmıştım. Bu battaniyemi örerken de 3 numara tığımı kullandım. Şimdi şu şekilde iyice açmak istiyorum. Bakın, normalde burası düz yüzü, burası ters yüzü ama fark etmiyor. Burayı da kullanabiliyorsunuz, burayı da kullanabilirsiniz. Yani çok tersi düzü belli olmayan bir model. İstediğiniz her alanı kullanabilirsiniz. Şimdi alt kısımdan başlıyoruz. Ben bu kısmını zaten gitmiştim. Şu şekilde gösterelim. Şöyle örnek olsun. Şimdi bu kısımdan itibaren başlıyoruz. Şimdi sarı, gri ve siyah renklerde kullanmıştım. Siyah renk çok koyu kaçtı. Griyi kullanmak istemedim. Sarı daha patlak bir renk olduğu için, daha canlı, daha güzel bir renk olduğu için sarıdan yana kullandım ben hakkımı. Siz dediğim gibi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şu ilk baştan şekilde alıyoruz. Bir tane zincirle sabitliyoruz. Bu ipimizi de içten yürüteceğiz. Şimdi bakın bu zincir çektiğimiz yerler var ya, oralara, boşlukların içerisine, bütün boşluklarımızın içerisine zincirlerle, pardon, sık iğnelerle dolduruyoruz. Bu ipimizi de içeriden yürütelim. Evet, ilk başlangıcımızı sık iğne olarak yapıyoruz. İlk başlangıcımızı sık iğne olarak yapıyoruz. Bütün görmüş olduğunuz boşlukların, hani şu sıra şu şekil şu şekilde bu şekilde diyemiyorum ben. Görmüş olduğunuz bütün boşluklarınızı siz kendinize göre ayarlayıp bu şekilde batıyorsunuz. Ne sıkı ne gevşek olsun.
görmüş olduğunuz bütün boşlukların içerisine batıp sık iğne yapıyorsunuz. Kenar kısmının daha düzgün durması için mutlaka bir model gidiyoruz arkadaşlar. Bu hangi model olacağı tamamen size kalmış. İstediğiniz her modeli gidebilirsiniz. Bütün deliklerin içerisine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalı. Battaniyenizi kasmamak için çok sıkı yapmamalısınız. Çok da gevşek olmasın. Bu sefer de çok boşluklu olur, kötü olur. Bütün battaniyemizin etrafını bu şekilde sık iğneler yapıp sık iğnelerle tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar bakın sık iğnelerimi tamamladım. Sıra sonuna geldiğimizde şimdi şu şekilde katlayayım daha rahat örebilmek için. Şimdi artık sık iğnemizi gittikten sonra şu görmüş olduğunuz modelimizin yapımına geçiyoruz. Bu modelimiz ters sık iğne arkadaşlar. Alt sırayı düz sık iğne olarak gidiyoruz. Üst sırayı da ters sık iğne olarak gidiyoruz. Şimdi en sondaki sık iğnemizi de yaptıktan sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz ve normalde sık iğneyi bu şekilde düz gidiyoruz. Ters sık iğneyi de tam tersi bu şekilde olarak gidiyoruz. Yani sık iğneyi giderken böyle gidiyoruz. Ters sık iğneyi giderken de tam tersi olarak gidiyoruz. Şimdi bir zincirimizi çektik. Hemen dibine bir tane ters sık iğne yapıyoruz. Hemen yandaki deliğin içerisine de bir tane ters sık iğne yapıyoruz. Bütün deliklerimizin içerisine bu şekilde sık iğneler ile dolduruyoruz. Ne çok sıkı, ne çok gevşek yapın. Çok sıkarsanız battaniyenizin yan kısmı çok kasacaktır kendini. Çok gevşek yaparsanız da hoş bir görüntüsü olmayacaktır. Ters sık iğneyi videolarımı eğer izlediyseniz, kanalımı takip ediyorsanız bilirsiniz. Ben babetlerimde de bu ters sık iğne tekniğini çok kullanıyorum. Çok sevdiğim bir tekniktir. Hem çok şık duruyor hem çok kibar duruyor. Yani her şeye gidebiliyor. Babetlerde kullanıyorum, battaniyelerde kullanıyorum. Yani birçok örgülerde kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bu battaniyede ters sık iğne modelini kullandım. Kenar yapımında. Siz başka modellerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Ama daha kibar, daha zarif durmasını istiyorsanız bu
Ters sık iğne tekniğini öneririm size. Tamamen çok kibar ve şık duran bir model. Tersten gidiyorsunuz. Sık iğne, ters sık iğne yapılıyor. Bütün deliklerimizi içerisine bu şekilde ters sık iğnelerle dolduruyoruz. Örmesi gayet keyifli, gayet güzel bir battaniye modeli. Kenarda aynı şekilde gayet şık ve düzgün duran bir model. Bakın. Gördüğünüz gibi battaniyemizin modeli bu şekilde. Battaniyemizin etrafını ters sık iğne olarak tamamlayıp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar ters sık iğnelerimi yaptım, geldim. Bakın. Gayet şık, gayet düzgün duruyor. Şimdi artık bitirme kısmına geldim. Şimdi son 2-3 taneyi de birlikte yapalım istiyorum. Şimdi artık bitirme kısmına geldik. Bu sonuncuyu da ördükten sonra ipimi şöyle gevşetiyorum. Aynı deliğin içerisine bu şekilde batıyorum. İpimi şu şekilde çekiyorum. Bir tane zincir çekip ipimi artık koparıyorum. Evet, bakın. Hiçbir şekilde pot kötü bir görüntüsü olmamış oldu. Gayet şık, gayet düzgün duran bir model. Her alanda, her yerde kullanabileceğiniz gayet şık bir model. İpimi temizleyip geliyorum. Evet, zigzag battaniyemizin kenar kısmının yapımı bu şekildeydi. Bakın. Gayet şık, gayet düzgün duran bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.